Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Merhaba Marul. Ne yapıyorsun burada? Yoksa saçlarını mı tarıyordun? Saçlarım yok ki tarayayım maydanoz. Bunu da nereden çıkardın? Sadece biraz hava alıyordum. Ne? Saçın yok mu? Peki o zaman başındaki kıvırcık şeyler ne? Ben kıvırcık marul olduğum için kenarlarımın kıvırcık olması normal. Eğer sen kıvırcık marulsan dalgalı ve kel marul da var mı? Hayır maydanoz, öyle çeşitlerim yok. Peki nasıl çeşitlerin var senin? Acı marul, deniz marulu, kıvırcık ve yabani marul gibi çeşitlerim var. Yabani marul demek. İnsanlar yabani marulu ellerine alsalar onları ısırır mı? Bitkiler hiç el ısırır mı maydanoz? Isırgan otu da bir bitki ve insanların ellerini ısırıp kaşındırıyor. Senin de yabani bir türün varsa onun da el ısırması normal olur. Yabani marul kendiliğinden yetişen bir türdür. Ayrıca emek gerektirmez. Öyle el falan da ısırmaz, merak etme. Az önce deniz marulundan bahsetmiştin. O marulu sadece denizciler mi yetiştiriyor? Deniz marulu denizin dibinde yetişir. Yani bir tür yosundur. Marul dendiğine bakma sen. Deniz marulu balıklar ailesinden mi? Balıklar ailesi diye bir şey mi var? Hani her besinin bir ailesi var ya. Senin ailenin adı ne? Ben papatyagiller ailesindenim. O zaman senden de papatya gibi çay yapılabiliyor mu? Ben hiç marul çayı içmedim. Öyle bir çay olsa kesin içerdin. Marul, sen papatyaya hiç benzemediğin halde nasıl onunla aynı aileden olabiliyorsun? Ben ilk oluşmaya başladığımda küçük sarı çiçekler açarım. Belki de bu yüzden papatyagiller ailesindenimdir. Ay, senin açtığın çiçekleri çok merak ettim. Sen hangi zamanda yetişiyorsun? O zamanı söyleyeyim Züleyha'ya, gitsin biraz annesine marul çiçeği toplasın. Ben yıllık bir sebze olduğum için her zaman yetişirim. Her zaman yetiştiğin için de salataların baş tacısın. Sensiz neredeyse hiç salata yapılmıyor. Marul, sen çok mu yumuşak bir besinsin? Yok, kağıt gibi inceyim. Eğer yumuşak değilsen neden çiğ köfteler seni yatak olarak kullanıyor? Yatak mı? Kim beni yatak diye kullandı? Hani çiğ köfte yenileceği zaman ilk önce güzelce maruldan yaptıkları yatağa yatırıyorlar ya. Ben de şaşırıyorum. Bari bir de ninni söyleyip sallasalardı diyorum. Yok daha neler maydanoz. Çiğ köfteyle yan yana geldiğimizde tadımız çok güzel oluyor. Bu yüzden benim içime çiğ köfte koyuyorlar. Kısırı da senin içine doldurup öyle yiyorlar. Galiba seni çanta yerine kullanıyorlar. Ben yenildiğim zaman insanları sakinleştiririm. Bu yüzden bol bol yiyorlar benden. Sadece bir tanecik mi yararın var? Hayır, ben çok titiz bir besinimdir. İnsanlar beni yedikleri zaman onların vücutlarındaki zararlı şeyleri temizler, bir de yüzlerini güzelleştiririm. O kadar titizsen bir gün gel de mutfağı temizlerken Merve'ye yardım et. Yanlış anladın arkadaşım. Ben insanların vücudunu temizleyebilirim. Etrafı temizleyemem. Kaplar nerede biliyor musun maydanoz? Ne yapacaksın kabı? İçinde akşam yemeği için hazırlanıp temizlenmeye başlamalıyım. Daha yemeğe çok var. Niçin şimdiden temizleniyorsun? Ben toprakta yetiştiğim için çok kumlu oluyorum. Şimdi başlasam ancak bitiririm temizlenme işini. İyi o zaman. Gel ben seni kapların olduğu dolaba götüreyim. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Maydanoz. Maydanoz, maydanoz ne meraklısın. Öğrendiklerini bize anlatır mısın? Çok meraklıyım, öğrenmeden duramam. Maydanoz adım, her işe karışırım.